hanımlar beyler. Emre Karayel ve Aslı Tandoğan Söz Vermiştin filmiyle geliyorlar. Ve Esra Zeynep Yücel Dear Frank albümüyle burada. Hoş geldiniz. Bir kere önce sizden söz edelim. Esra Zeynep Yücel'in bir de bu üç isimli. Niye bu üç isimli yaptınız albüm? Ne için? Bu kocanızın da mı soyadı var burada? Aynen o. Öyle mi? Evet. Peki, şimdi sizi tanıyacağız. Evet. Biz daha önce tanıştık mı? Bana çok tanıdık geliyorsun. New York'ta falan mı karşılaştık acaba? Bilmiyorum. Met'te falan mı acaba? Met neydi? Metropolitan Museum'da falan mı karşılaştık? Hiç çıkmam. Öyle mi? Belki öyle bir şey olabilir. Peki. Şimdi sizden izin alarak hanımefendiyle ve beyefendiyle biraz uğraşmak istiyorum. Önce tabii ki Aslı'nın bazı... ya kaç çocuk var şimdi sende? İki. İki çocuk var. Bu senin çocuğun mu? Evet. Küçük çocuğum o benim. Küçük kızım. Ama taş bebek gibi çıkmış. Teşekkürler çok. Kız kendine Photoshop yaparken çocuğu mu eğdin büyüdün acaba? Ha? Vallahi taş bebek gibi çıkmamış mı? Eskiden taş bebekler var. Ama tabii ki dünya güzeli yavrular işte burada. Asıl fotoğrafları görelim. İşte bak. Canım benim. Şimdi kaç yaşlarındalar maşallah? Büyük 5 yaşında oğlum, küçük de 1 yaşında. Ha biri oğlan, büyük oğlan. Oğlan evet. O da saçı uzun çünkü ama çok güzel çocuk evet, o da maşallah. Evet yazları uzun oluyor, işte kışları daha biraz kısaltıyorum. Allah bağışlasın. Peki, dur tekrar koydum. Evet bu da biraz önce taş bebek gibi çıkan ufaklığımızda. Büyümüş o hali birazcık o. Evet onun büyümüş hali. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Nasıl çocuklarla aran? Çok iyi. Çok vallahi, sevdiğim için yaptım ben böyle zaten. Bir programcı oldum. Mesela kedisi olan bir konuğum geliyor. Kediden söz ediyoruz. İşte çocuğu olan. siz mesela çiçek yetiştiriyorsanız saksıda çiçekler falan. Vallahi her yok. Nabza şerbet. Şerbet. Bu ne ayol? Bunu niye çekindin böyle bir şey? Bu nedir? İşte. No. Ne oldu? Bu neydi? Bu niye oldu bu? Arp çalıyorum ben. Hakikaten çalıyor musun? Evet, konservatuvar mezunuyum zaten. Evet, arp bölümünden mezunum. O da arpımla öyle bir hatıra fotoğrafı çektim. Arpımla günlük hayattan... Böyle giyinirim, böyle dururum. Hakikaten ama arpla da böyle durmak lazım. Bu da ne zor enstrüman değil mi? Evet, ha? Zor. Kızdırmaya çok zor. Gelmez yani. Yok, ha? Çok zor, evet. Çok tabii. Zor. Nasıl akorde ediyorsun? Vallahi çok uzun sürüyor. Yani çalışmaya karar veriyorum. Bayağı ara veriyorum. Sonra akord etmek zorunda kalıyorum. Akord ettiğimde zaten yorulmuş oluyorum. Bir ara veriyorum. Yok, çok zor bir şey. Evet zor. Peki gerçekten. Bu genelde konservatuvarlarda arp bölümü herhalde seçilmiyor değil mi? Yani hiçbir anne baba çocuğunu arp öğrensin diye herhalde okula vermez. Çünkü daha basma kalıp herkesin bildiği enstrümanlar vardı. İşte piyanodur, kemandır falan filan değil evet. Mi? Sonra konservatuvardan yönlendiriyorlar galiba. Evet şöyle ben bir sene başka bir okulda okumuştum. İlkokul sonrası keman bölümünde okumuştum. Sonra ama keman çalmayı sevmediğim için oradan atıldım. Ondan sonra... Nasıl ya bu? Neresi? Hangi konservatuvar bu? Keman sevmiyor musun? Hadi oradan. Atlar çünkü çalışmıyordum yani. Ha, çalışmıyordum. Evet sonucu belliydi. Ondan sonraki sene Hacettepe Konservatuvarı'na girdim. Ben işte trompet bölümünü istiyordum. Fakat şeyde sınavdayken bana sordular arp bölümünü ister misin diye. Arp bölümünü seçersen çünkü seçen olmadığı için kafadan giriyor musun? Hayır tabii eline falan bakıyorlar. Bir de o an eline bakıyor. Yani ellerine bakıyorlar. Tabii canım onlar ha. Değil mi? Şöyle elbirler olmak diye bir şey var orada yani. Evet. Ve o anda tabii boş kontenjan olması önemli. Çünkü tabii. Hani çok fazla öğrenci alamıyor ve hani mezun ettikçe aslında alıyor. Ya mesela bir arkadaşa gidemezsin ki. Ha, evet yani. Yo, ama mesela bizim Evrencan gibi hadi sen de arpını al gel ateş başında o zaman bir kamyon bulayım. Hayır, bu arp mesela küçük. Ben bunu yani o öyle hangi büyük. Hangi arp küçük? Bu arp o arp küçük? Küçük arp evet. O, nasıl ya? O küçük pedallı arpım değil o küçük arpım benim. Senin evde arpın var mı? Var tabii. İki tane var. Bir pedallı var. Bir bu kel tarpı. Bu yukarıdan şeyle. Ya bu şeyle. Evde zaten bunun bir de büyüğü varsa mobilya onun almaya büyük. Gerek yok. Tabii. Bir döşek evet. Serer çocuklarını da yatırırsın üzerinde. Bu ne ya?
Onu böyle şey gibi taşıyabiliyorum. Onun... Bir dakika, bu senin arpın ama çok güzel bir arp değil mi bu? Dünya evet, mobilyası onu falan. Almanya'da bir köyden gidip almıştım. Özel böyle evet, Almanya'da bir tarihi bir şeye benzemiyor mu? Baksana sen ya. Evet. Çok önünde, acayip. Üzerinde de mesela şey unicorn'dan şey var. Sedef'ten kalkması falan var. Böyle Allah Allah. Zarif bir enstrüman gerçekten. Allah Allah. Çok, bence bu işin mekaniği, teknolojisi muhteşem. Şey. Benim de buradaki piyano, benim piyanom o bir beş line piyano. Yani bir kültür totemi olduğu için artık söyleyebiliyorum. Bir marka gibi değil. Nasıl Steinway var. Bu da beş line. Yani bir tanesi Amerika'nın, bir tanesi Avrupa'nın. Ben de korkunç bir para verdim o piyanoya. Öyle açık falan tutuyorlar bizimkiler. Ondan sonra ara sıra tozunu ben alıyorum falan. Yani öyle bir şey. Ama bu şeye yani... Bu piyano ya da arpa verilen para galiba aslında bu teknoloji, yani bu teller geriliyor, bilmem ne yapılıyor. Kesinlikle. Kendisine özel bir ahşabı var filan. Tabii gül yani, ağacı. Yani tabii, şimdi genelde. Mesela gidip mesela bir yani hatırı sayılır bir mobilyacıdan bir mobilya almak istesen, mobilya bunun tahtası kendisinden pahalıya alırsın. Tabii mekanizması falan o... Kaç paradır bu? Mesela alsak bir tane. Onu bilmiyorum. Şey. Sen kaça aldın? Ben o zaman kaç sene önce aldım onu? Bir 8 sene önce falan. Aslında o kadar pahalı değildi o arp. Yani bilmiyorum, şimdi de söyleyeyim mi? Ne oluyor ki? Yani yarın bütün memleket senin Almanya'dan mı almıştın? oraya gidip arp mı alacak? Yani işimiz gücümüz mü yok? Ay çok ucuzmuş kocacığım. Hemen yarın gidip alalım bir tane. Ay canım, alsın insanlar canım. Ondan değil de. Niye arp alsın, deli miyiz ya? Kaç para verdin? Ya merak ediyorum hakikaten. Ya tam hatırlamıyorum da. Ya ne bileyim. Yani bir 1000 euro verdin mi? Ha 5000 euro falandı galiba. Ha 5000 euro ama yani mesela böyle bir şeyi eve mesela böyle bir, mesela şunun üzerine bir abajur taksan, tamam mı bak? Bir abajur taksan, bunu aydınlatma elemanı olarak, yani bir evde bir aydınlatma şey yapsan, Türkiye'de bir mobilyacıda 5000 euroya satarsın bunu. Daha bile pahalıya yani, ve çalınmaz halinde yani. Yani evet tabii. Evet, çünkü bence müzik enstrümanları hala ucuz. Hem mobilya ahşap olarak üstünlüklerine ve hem mekanizmalarının inanılmaz üstünlüğüne karşı. Daha az insan kullanıyor çünkü. Çok az insan kullanıyor çünkü satışı yok. Evet. Kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ama mesela Almanya'da bunu aldığım fabrikada, küçük bir köyde, böyle çok güzel bir fabrikaydı. O da minik bir fabrikaydı. Orada mesela bayağı yüzlerce arp vardı. Bundan böyle sıra sıra koymuşlar. Ben hepsine oturdum, tek tek denedim. Hangisi sesin hoşuma gidiyorsun? Ay ne güzel bir şey ya bu. Evet, sesi hoşuma gidiyor. Peki iyi çalıyor. Sen hiç dinledin mi? Dinlemedin. Beraber film çektiniz, dinlemedin mi? Sete çekip çalıp gönderdi. Artık teknolojiden evet, abi. Yönetmenimiz de Emre'ye sıkılmasınlar diye. Çalıp gönderdi. Çalıp yollamıştı. Güzel bir enstrümanlar ama sen seviyor olman lazım arp. Bayılıyorum. Falan, hani. Ben tubayı komik buluyorum. En azından arp'ı birden fazla bulmuyor. Konçerto var arp için. Arp için çok şey var. Bir de arp mükemmel bir şey. Bir bütün evrenin sesleri gibi böyle evet. Acayip evet, bir şey. Evet, gerçekten. Ya ben piyanodan falan çok daha fazla seviyorum. Yani hepsinin yeri farklı. O formun tabii bir sürü şeyi var, yani kanuna kadar giden. Doğru. Bir sürü farklı evet. Kültürlere göre farklılaşan formu var. Bu hep sizinle konuşacağımız şeyler, evet, kusura bakmayın. Çünkü. Yani onlarla böyle şey oluyor. Evet. Peki, evet şeyle oyuncular. Peki. Şu filmin de fragmanı var. İzleyelim abi. Evet. Film yayında mı? Yayınlandı mı? Sinemalarda mı? Herhalde biz bu program yayına girdiğimizde. Şimdi bunu evet, yani kuantum mekaniğine göre biz hem şu anda burada hem de yayında orada olacağız ya. Farklı monitörlerde işte şurada burada telefonda bilmem ne falan. Biz ne zaman başlıyor film? 15 Kasım'da. Biz vizyona giriyor. 16 Kasım'da yayınlanıyoruz. Demek dün vizyona giren bu film. Evet, evet. Peki, peki. Dün vizyona girdiğine göre filmimizi izleyelim. Abi film ta eskiden bir arkadaşım vardı. Ya çok tatlı bir kızdı bu lisedeyken. Yani biz bir ara böyle bir yakınlaşır gibi de olduk. Kızdan mesaj geldi bana. Ya yürü git işine ya. Nesin? Lilian. Çalıştığım şirket Türkiye'de ofis açmaya karar verince. Merhaba. Merhaba. Bana yöneticilik teklif ettiler. Ben de hemen kabul ettim tabii. Ben bu hikayeyi bir yerlerden biliyorum biz. Abi. Hissediyorum.
aşk ne iç geçirmektir bir bakta, ne de el ele dolaşmak mehtapta. Gün olur kar yağar, yağmur yağar. Birlikte yaşanacak koca bir ömür var. Çocuğun olsa kız mı olsun istersin erkek mi? Kız. Ben gidiyorum Nesin. Bitti. Ama sen de gitme yalvarırım ne olur. O en büyük sevgilinin ardından çektiğimiz dertleri hep bizi sevenlere taşıtıyoruz. Şikayetçi değil misiniz? Hayır değilim. Bu doğru değil. Buna hakkımız yok. Sen ve ben ne yaptık? Neler istedik oysa? Sesin, nefesin, tenin uzak. Bu mevsim. İki kişiyi ilgilendiren bir konuda tek başına karar veriyorsun. Güzel bir şarkıya benzer aşk. Ama kolay mıdır bir şarkı yarattık? Senin şarkın. Senin hikayen. Sen oku parça. Güzel bir şarkıya benzer aşk. Ama kolay mıdır bir şarkı yaratmak? Allah, çok etkileyici bir fragman ya. Çok teşekkür ederim. Ve küçük bir film, küçük bir hikaye ama ilham verici bir hikaye olduğu belli. Müthiş oyuncu kadrosu. Aa, çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Beğenmeye çok üzüldüm. Yalnızca olay Afrika'da geçmiyor. goriller falan. Evet. Ve tabii bir yandan da işte sinema seyircisine benzeyen İnsanların hikayesi değil mi? Evet. Aşka bir ara sen ölüyorsun sanıp sevindim ama öyle bir şey olmuyor galiba. Bir yataktaydın falan, hastalanmış mıydın orada? Bir dedim love story'ye mi deviriyorlar işi ama yok. Ölmüyor musun? Ölemedi gitti. Bir de sürekli sanki çok yakışıklı bir adammış gibi Jean Premier oynuyor. Aşk filmlerini. Bir kere oynadım ya. Ya bırak ya. Allah aşkına sürekli yakışıklı bir taklidi yapmıyor musun? Ya. Yok, çok görme bana ya. Bir kere ya. Yani ben bekliyorum ki birisinden senin hakkında ya bu bir kadın olabilir, bir oyuncu arkadaşın olabilir, ya bir yönetmen olabilir, ya bir senaryo yazarı olabilir. Yani sana demesi lazım ki sen o kadar yakışıklı değilsin. Can Yaman var bak. Doğru. Bak Can Yaman var. Doğru. Can Yaman varken bir romantik bir aşk filmi, bir aşk draması ya da romantik komedi çekmek yani senin neyine? Yani romantik bir, komedi. Yani romantik, oraya da onu deme bana. Yani tamam romantik komedi demiyorum. İşte yani bütün bu aşkla ilgili filmleri biraz sınıflandırmaya çalıştım. Hangisi ise. O bir bak, kadın bak o bir kadın bir erkeği de çektin. Utanmadın. Ve çok başarılı. Ya çok başarılı olmadı mı? Müthiş. Ve utanmadı. Müthiş. Çok teşekkür ederim. Yani değil mi? Vallahi. Yani orada mesela insan bir daha Can Yaman gibi bir insan mesela daha adeleli, daha fazla ilham veren bir insan görmek ama istiyor. Ama aşkın adeleli ne alakası var? Onun kesinlikle bakışları var. Yeter. Görmüyorsun çok... Can Yaman'ı İtalya'da peşinden koşanları galiba. Ama görürüz canım onlar koşsunlar. Yani. Filmi seyrettikten sonra da Emre'nin peşinden koşacak onlar. Canım emin değilim. Ama çok etkileyici. Ama filmden sonra bir 15 kilo verdim onu söyleyeyim. Bunu söyleyeceğini tahmin ederekten. Nasıl yani 15 kilo? Filmde daha mı kilolu? Evet filmde tabii, daha kilolu. Evet, kilolu. Bugün için bu tarzda bilmediğin şey bunun tersi olmasa. Bizim tarzımız böyle. Mesela Joker'de oynayan Joaquin Phoenix film için kilo vermiş. Filmden sonra kilo verilmiyor. Yanlış anlaşma var. İşte biz orada yanlış anlamışız. Kilo almam gerektiğini. Ama bana çok etkileyici. Ama filme hizmet ediyor ki yani, onu söyleyeyim. Bana çok etkileyici. Biraz bahsetsene hikayesinden. Bahsedeyim. Adam ölmüyor değil mi yani öyle bir alışla geldik bir aşk hikayesi değil yani farklı bir şey. Ama söyleyemem ki. Ya tamam sonu söyle demiyorum başını anlat. Tamam aşk hikayesi. Yani hikaye şu mu çok çirkin ve iktidarsız bir adam var. Ve bir kadın ona sadece yardım etme hisleriyle yaklaşıyor. Ve kadın kör olduktan sonra da adama aşık mı oluyor öyle bir şey mi hikaye? Ya bu senin senaryo çirkin hayalini kurduğun senaryo o kadar doğru söyle. Vur sazın tellerine.
Adam o kadar çirkindir ki ve artık kariyerinin bir yerde sona ermesi gerekir. Fakat nedense Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularıyla durmadan ya dizi ya film çekmektedir. Ya bunu birisinin söylemesi lazım. Artık bu rolleri biraz genç olarak Can Yaman'a bırakman gerekiyor. Bak, çok filmi çektim çok gençler. Can yani, vallahi harcam. Ama sen ya. Çıtayı çok yükseğe koyuyorsun. Nereye ya? Yani. Ya tabii sadece ki. Can Yaman ya, sadece Can Yaman değil. Sen de John oynadın abi. Ha? Sen de John oynadın. Hayır ben hemen öldüm mesela. Ağır romanın sonunda. Yani ben ağır romanın sonunda ölerek zaten bir ikincisinin yani bir daha bana bu imkanı verilmemesini. Ama bana söylendiğinde şimdi yani benden olmaz şimdi niye Okan da çekti sen? Biz bize bakarsan sabaha kadar böyle devam edecek. Evet. Biz bir filmde oynamıştık. Ya. Birlikte. Hangisiydi o? Çok yıllar oldu tatlı benim. Çok yıllar önce. Oynadık hangisiydi? Ya daha doğrusu oynamadık bir fotoğrafımız vardı. Gülüm diye. Evet. Orada abim. Rahmetli Zeki Ökten'in. Rahmetli Tarık Akan abimizle beraber evet, oynadığımız Tarık film. Tarık abi evet. Babamı oynuyordu. Evet evet. Orada da o Tarık Akan'ın kaybettiği kızı için evet. Senin fotoğrafını çekmişler. Birlikte fotoğraf çekmiştik. Evet, çok kaybettiğimiz insanlar, çok değerli insanlar tabii ki. Aynen. Tarık abimizin de Altın Portakal'ı aldığı rolüdür Gülüm filminde. Evet. Peki. Allah rahmet eylesin. Şimdi diyorsun ki ısrar ediyorum ve ben ne kadar yaşalsam da Jean Premier yani kadının bir herhangi bir kadının aşık olduğu bir adamı oynamaya devam edeceğim diyorsun. Artık bu saçmalıktan sonra ben desen de kimse bakmıyor. Ben bir çekeceğim. Kimse filme getirecek bana. Ya olur mu öyle bir şey ya? Bu kapattım ya. Hiç öyle düşünmüyor. Çok teşekkür ederim. Evet yani kadınlar öyle düşünmüyor belki. Ya değil mi arkadaşlar? Ya, ya ben Güven Kıraçlar geldiği zaman da aynı şey yaptım. Destek mi verdi? Allah kahretmeyeyim. Adamlar daha çok destek verdi bana. Hayır bir kere belli ki böyle sudan süpürden bir üfürükten bir aşk hikayesi değil bayağı güzel. Güzel bir şey. Biraz bahset ne olur film. Niye bahsedemiyorsun ya? Sen bahseder misin abiciğim? Şöyle bahsedeyim. Yıllar sonra. Ya Kenan abi ya. Aslında fragman bize ipuçları veriyor. Ben sadece onun yatakta böyle bir hali vardı. Orada dedim sonunda ölüyor. Tamam ama ölmüyor değil mi orada? Yani, sen terk ediyorsun galiba. Ben terk ediyorum evet. Ha, tamam onu anladık zaten. Aşkından evet. Ölüyorum abi. Ya zaten fragman her şeyi anlatıyor. Ben ekstra üzerine hani bir şey fazla bilgi vermek istemiyorum şimdi. Başka bir filmden konuşmak diye. İster misin mesela Recep İvedik 6? Olay Afrika'da geçiyor. Ben bahsedeyim. Recep İvedik 6'da. Tamam anlatayım. Ya bu nedir? Şimdi bir de şöyle bir şey başladı. Kim giriyor? Mesela Cem Yılmaz'ın çok ilginç bir ikilemesi girdi. Türk sineması içinde yeni. Ay çakıldı falan filan. Recep İvedik girdi ona da çakıldı. Ya milletin derdi bu filmlerin çakılması mı? Sinemada evet, çok yani güzel. Böyle bir şey bir emek var veriliyor ve ama haber yaparken aslında bizim medyamızın da işte sinema yazarları da bu koroya katılıyorlar. Bir yandan medya siteleri işte yazarlar Twitter'da yorum yazanlar falan herkes şıkım oynayacak. Yani film çakıldı diye ne oluyor bir garezimiz mi var bizim sinemamıza karşı? Başarısızlıktan mutluluk duyuyorlar yani herhalde. Birisi başarısız oldu hani başarısız olsun illa da o da görsün gününü. Mesela benim çok iş yapmış ve çok az iş yapmış filmlerim var. Ve bu gişe meselesi beni yani gişe ve sayı meselesi çok bunalttığı için de uzun bir süredir kesinlikle film yapmak istemiyorum. Çok da önemli değil. Kimse de beni aramasın, etsin, etmesin. Hani böyle bir şeyim de yok. Hani kendim belli bir yere de koyduğum için değil. Ama bir yer bana fenalık getiriyor. Yani Türk sinemasında hakikaten Nuri Bilge Ceylan'la Recep İvedik arasında bir yer olmayacak mı ya? Ben biraz şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece kulak sinemasıyla kulak gazetesiyle sinemaya gidiyoruz. Yani biri gidiyor mutlaka görünle o filme gidiyoruz. Evet. Oysa biraz kendi tercihlerimizle gidip beğenmeyebiliriz. Bu aslında sinemacıların hepimizin işine gelir. Çünkü sektör daha çok hareketlenir. Niçin herhangi bir film bir tek kişinin bile hayatını değiştirmesi? Mesela sizin film. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hı?
Hani kötü bahsediyordum da bak ver alttan gazı. Ne oldu? Niye sizin film bir insanın hayatını değiştirmesin? Neden sevenler kavuşmasın? Neden? Neden belki kapıdan çıkıp gidecek olan kadınlar son anda geri dönmesinler? Gibi. Güzel. Tam bizim filmi anlattın abi işte. Öyle mi? Evet. Yok mu? Aynı filmde oynadınız değil mi? Evet. İşte herkes farklı yorumluyor, söylemiştim. Peki nasıl beyefendiyle çalışmak? Yani çok güzeldi. Nesi güzel? Nesi güzeldi? Nesi güzeldi? Çünkü yaptığı işe çok konsantre oluyor ve hiç dağılmıyor ve birlikte oynarken gerçekten sahneyi yaşadık yani. Bütün sahneleri yaşayarak ve konsantre olarak çektik. Birçok zaman çünkü bu olamayabiliyor. Karşındaki partnerin kopuk olabiliyor, konsantresi dağılık olabiliyor. Bütün sahneleri tek tek çalışıp, irdeleyip beni de çok güzel yönlendirdi. O yüzden çok iyi bir partnerdi. Sen hala küçük bir kız mısın? Büyüyor musun arada? Kaç yaşına geldin şimdi? 41. Hadi kaç? 41 diyor. Saçmalama. 41 olamaz. Ciddi misin? 28. Neyse yaşlardan çok bahsetmeyeyim. Ya bırak. İltifat etmeyeceğim. Peki hanımefendiyle çalışmak nasıl? Çok büyük keyifti gerçekten. Benim o bu titizliğimi gayet iyi aldı, çevirdi. Şanslıyım onunla çalıştığım için. Gerçi samimiyetimle söylüyorum. Büyük şans. Peki sinema ve tiyatro dersem? Tiyatroda da çok güzel şeyler yapıyorsun. Hatta bu oksimoron devam ediyor galiba. Evet, bizde de bir tanıtımı var oksimoronun. İzleyelim hemen. Düz bir erkeğim, sen derya bir kadın. Benden istediklerini ben hiç anlamadım. Onca şey varken beni terk etmene sebep. Çok etkileyici. Çok güzel. Bir kere güzel şarkı söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ayrıca da oksimoron oyunu çok güzel. Zeki Enes. Tabii Zeki Enes Hakkan. Hakkan. Ne kadarını yazdı? Hepsini mi yazdı Zeki Enes Hakkan? Robert Dupek'in bir oyunu. Erdal'la beraber şitirlediler ama uyarladı yani. O uyarladı. Evet, aslında uyarlama da çok önemli. Bence. Tekrar yazmak gibi bir şey aslında. Aslında öyle diyebiliriz. Evet, yani bayağı oyunu yeniden yazdı yani Zeki Enes. Çok da keyif oynadım. Güzel. Anlata bitiremiyor biliyorsun oksimoronu. Ben de burada Dada'da istiyordum. Niye Dada'da oynamıyoruz bunu? Ya abi bir türlü bunu niye yapamadık hakikaten? Ben çok istiyorum burada oynamayı. Evet ben de çok istiyorum senin burada oynamanı. Bunu. Ne oluyor? Gizliden gizliye taş koyuyor olabilir miyim? Böyle bir sapıklığım olabilir belki. Ya niye geliyoruz gelmiyorsun deyip sonra sakın ha falan mı diye. Ya bir kere çok etkileyicisin. Bir kere çok iyi bir oyuncusun. Çok teşekkür ederim. Bu tek kişilik bir gösteri ve bu tam da burada olması gereken bir oyun. Yapalım hemen. Tekrar yürürlüğe koyalım. Filmini de çektin, bitirdin. Tamam, onu evet, söyleyelim. Tamam. Varım ben. Tamam, ben de varım. Tamam. Söylüyorum. Evet. Bunu... Herkes mesajı aldı mı bizden? Bizim çünkü ekip hem televizyon programı yapıyor hem de bir yandan ondan sonra işi böyle mekancılığa döküyoruz falan böyle. Devam ediyoruz. Çok isterim. Size de bir art konçertosu. Ha? Olabilir. Var mı bunun müşterisi? Şöyle şimdi yani... Orkestrayla çaldığın zaman evet de şimdi ben mesela bir arkadaşımla birlikte kemancı Ceren Aksan'la birlikte onunla bir şeyler yapmaya başladım. Evet yakında belki geliriz çalmaya. Nasıl böyle bir gösteri gibi bir şey mi? Bir dinleti gibi mi? Yani, konser gibi mi? Yani konser gibi olabilir. Daha yeni başladım.
parçalarımız Dinleti de olabilir. Art deyince aklıma benim hep dinleti geliyor. Dinleti yani sıkıcı bir şey geliyor aklıma. Bu kadar müthiş benzuman. Art böyle. falan. Yani nedense dinleti aklıma geliyor. Dinleti böyle. Dinleti niye sıkıcı böyle? Dinleti yani? Bana şey geliyor. Çok heyecansız. Acıklı olabilir. Yani heyecansız bir şey değil mi? Bir dinletiye gidiyoruz yani. Hadi bir dinletiye gidelim. Ya gitmesek de olur. Ama konser falan değil mi? Haydi daha bir dinleti. Böyle daha bir hani. Konser vereceğiz o zaman. Evet ya, konser yani dinleti. Bir kere dinleti bana hep bedava geliyor dinleti. Ha evet. Doğru söylüyorsun. Dinleti böyle eğlenceli bir şey değil. Çünkü bir mesela okulun konser konseri. Mesela sonlarında bizim seyircimiz öyle ya. Halay çekiyor filan konserde değil mi? Yani halay çekerek biten konserler. Hiçbir dinletinin finalinde halay düşünebiliyor musun? Herkes. Öyle mi yoksa böyle genelde, mi? Bu işte şimdi hanımefendiye buradan geleceğimiz için cazcılar bunu bu hale getirdi. Dinleteyim mi? Cazcılar. Halayı engelledi. Cazdaki eğlenceyi yok ettiler. Bizim yerli cazcılarımızın çoğu. Aa. Olayı bir dinletiye getirdiler. Yani falanca adam çalıyor. Sanki ama nota yazıyor adam. Dinleyen de böyle teknik direktör gibi dinliyor falan. Yani hani öyle bir şey değil bu yani. Caz çok eğlenceli bir şey değil mi? Aynen. Ya patırtılı gürültülü de bir şey tam aynı zamanda. Tam tersi bir hayat. Bütün caz kulüpleri düşün filmlerde gördüğümüz. Evet aynen. Bir de bizim memleketteki İstanbul'da bazı caz kulüplere gittim. Hı-hı. Yani bir garson geliyor işte bir şey söyleyeceğiz falan. Oradan bir ses geliyor. Net. Biraz bir öyle niye lan ya niye abi? Yani ya zaten bir, bizim bir şey içmemiz lazım değil mi? Sizin para kazanmanız için. Evet. O piyanisti tekrar bir daha niye çıkaracaksın? Ben bir şey içersem. Onu söyleyemez miyim? Tam yani onu telekineziyle mi anlatacağım bir şey? İşte, ama dünyada da biraz öyle yani. Yurt dışında falan da bu şekilde. Yani ne? Çok fazla caz konserlerinde hani çıkıp böyle danslar falan olmuyor. Daha sakin yok bir ya, şekilde dinleniyor. Ya benim Avrupa'da gittiğim bütün caz hangi Amerika'da hangi caz? Yanlış caz kulübüne mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yani hani bütün Avrupa'daki caz kulüpleri insanların böyle çok eğlenceli bir gecenin sonunda filan da gidiyorlar. Orada evet. Şeye mi dönüşüyorlar yani? Ayine katılmış gibi oturmuyorlar herhalde öyle bir eğlence. Ya öyle de istiyorsanız evet. Ama burada evet biraz öyle bir algı var doğru. Ya bizim şeyde bu. Doğru. Ne o şeyin günleri var ya vakıf şeyleri. Konserleri filan. Kültür Sanat Vakfı evet. Filan. Onlarda mesela. Abi korkunç. Ya bir adam gel. Biz ne o kime gittik? Basçı adama gittik. Marcus Miller'a gittik. Evet. Yani adam iyi Marcus Miller evet, tabii. Şimdi tabii Marcus ki. Miller'a laf etmemiş değil fakat. Hı-hı. Bir Marcus Miller hı-hı. Vallahi Marcus Miller'ın cenazesini kaldırsaydık daha eğlenceli olurdu. Yani. Siz benim konsere gidin. Benim konsere gidin. Ya Marcus Miller yani bir Marcus. Oink boing. Yani bir niye böyle yani? Niye böyle? Bir eğlence değil mi bu yani? Herkes eğleniyor yani her türlü şimdi şeyi sana yapıyoruz. Geleceğiz evet, evet. Bana geliyor. Şimdi sen evet. Siz sen diyebilirsin. Sensiz evet, sen. Dear Frank diye bir evet. Ve bence bir nasıl söyleyeyim tribute mu diyoruz böyle tribute, bir şey. Evet. Böyle bir tribute albüm için en güzel ismi bulmuşsun bence. Tribute Dear, to Frank Sinatra. Dear Frank evet. Dear Frank ne güzel aynen. Ya. Evet. Ha? Çok güzel bence de sevgili Frank. Böyle bir şey var mı? Başka bir mesela Amerikalı evet. Bir şey yapmış mı böyle Dear Frank'le yok? Yok hiç yapmamış. Bir ben yaptım. Hakikaten öyle görünüyor ama. Evet aynen öyle. Peki Let's Fall in Love. Evet. İngilizcem çok kötüdür. Benim şeyime bakma. Love. I've evet. Got you. I've got you under my skin. My skin. New York, New York. Evet. Cheek to Cheek. My Funny Valentine. Evet. Ondan sonra The Girl from Ipanema. The Way You Look Tonight, Fly Me to the Moon ve I Could Happen to You falan gibi. Evet. Yani değil mi? En güzel, güzel en çok evet. Meşhur ettiği ya da evet, yorumu Frank en Frank Sinatra'dan yorumu en evet. Beğenilen şarkılar. Bu nasıl cesaret peki? Vallahi güzel bir cesaret. Esasında yani ben daha öncesinde biraz daha böyle rock ve folk country müzikler yapıyordum. Sonra caza doğru bir eğildim ve gittim işte bunun hep Amerika'da eğitimler aldım. Orada burada çok iyi insanlarla tanıştım ve o ilişkilerde
Bir ara bir 2-3 sene önce bayağı bir Washington'a gittim geldim. Orada Lena diye çok süper bu bütün direktörlüğü yaptı albümün. Lena ile beraber dedik ki ya biz niye böyle hani çalışıyoruz, bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz, bir aranjmanlar falan yapıyoruz. Niye bunu bir albüme dökmüyoruz? Ben de bir heyecanlandım tabii, dedim ki yani Amerika'da albüm dur bakalım nasıl olacak, yani müzisyenler nasıl bulunacak falan. Dedi ki ben ayarlayacağım her şeyi. Ben de bütün gittim müzisyenleri dinledim. Gerçekten çok çok değerli. Yani DC'deki en iyi müzisyenlerle çalıştık. Stüdyoya gittik, baktık. Çok çok iyi bir stüdyoda kaydedildi. Her şeyi onlarla dedik ki nerede, madem bir caz. Washington'da Bias Studio diye. Ne stüdyo? Bias. Bias Studio'da ve dedim ki ben madem bir caz albümüne giriyorum, bunu hani bu kadar da gidiyorum, geliyorum. İşte Berklee College of Music, yani NEC, New England Conservatory, Stanford Jazz Academy. Yani bütün bunlardan sonra ben dedim burada yapacağım bu işi ve girdim. Doğan grubu da buna çok büyük destek verdi. Zaten onlar çıkardı. Dedi ki işte Esra, yani çok niş ve güzel bir proje olmuş. Bütün kayıtlarını dinlettim. Tamam dediler. Biz bu projeye sahip çıkıyoruz. Çok ve canım. Gerçekten öyle. Yani bütün tabii çok zor. Bunların telif hakları alınıyor. Yani orada grup derken tabii DMC'den bahsediyoruz. Evet, DMC. Evet, aynen öyle. Evet, kim bu? Samsun Bey mi? Samsun Bey. Evet. Samsun Bey'le konuştuk ve o da Samsun'un ne acayip adam değil mi? Bak şimdi değil mi? Bu kadar pop müzik şarkıcısıyla beraber evet. Pat bir de onlar, sizi böyle evet, şey yapıyor. Aynen öyle. Çok aha. Destek veriyorlar. Çünkü yani her müzik sektöründe, yani müzik şeyinde, yani DMC'de de böyle yaptıkları çok niş projeler de var. Poplar da var. Yani hepsi ama. Var. Evet. Güzel. Bir gerçekten bir müzik, benim de böyle içime yapalım. Çok sindi yani. Güzel bir albüm olduğunu düşünüyorum. Bir İtafyası yazmış. Evet. Diyor ki Dear Frank, it's hard work to express my admiration and love to Frank Sinatra, whom I was grown up singing his song. Türkçesini tercüme etmeye çalışayım hemen. Dear Frank, Frank Sinatra'ya olan hayranlığımı ve sevgimi ifade etmek için yola koyulduğum bir çalışmamın eseridir. Nasıl tercüme? Çok güzel. Mükemmel. Müthiş. Türkçesi var çünkü. Bir buradan bir buradan okuyabiliyor. Yani şeye ben bakmış. Ben de şaşırmıştım. Esasında bu Mart'ta çıktı bu. Bayağı oldu yani Mart'ta. Ben bunu bir sene orada peki bu, gittik yani geldik. Şurada yani. Size ulaşmaması çok üzücü. Hı? Size bana ulaşmıştır. Bana ulaşmıştır. Yok, bana ulaşmadı ne, galiba. Ne deli üzücü. Dolu şeyler ulaştı. Ulaştı mı bana? Ulaştıysa yalan söylemeyin. Yok, ulaşmadı bu size bence. Peki, tamam. Peki. Ben de üzüldüm ulaşmadığına. Evet. Şimdi İngilizcesini yazmalı. Yani yurt dışında da basılacak mı, böyle bir şey var mı? Yani orada yaptık tabii ki bunu. O orada yüzden de işte yani zaten bütün Spotify her yerde var bu. Evet. Gönderiyorum evet. Ben birilerine arada böyle. Evet tamam, böyle bir falan. Belki sonra başka bir iş olur diye. Ya niye görsünler etsinler diye İngilizce'de. Şimdi bir hard copy evet. Her zaman çok değerli. Evet. Bütün dünyada. Nerede basılırsa basılsın. Aynen. Yani. Burada şimdi, basıldı. Yani Türkiye'de de bizim sanatçılarımızın da çok kısıtlı miktarda hı-hı. Yine bir hard copy. Çünkü birçok sanatçı hala bunun hard romantizmini yaşıyor. Tabii. Bu işte bu. Şimdi yani, bunun planını yani da çıkartıyoruz. Yani elle tutular biz. Tabi tuttuğun evet. Şey. Evet. Plak da çıkacak. Ha plak da öyle. Benim şimdi ikinci albümüm geliyor ama bunun da plan yeni önümüzdeki ay çıkacak. İkinci albüm ne zaman çıkacak? İşte Türkçe şimdi yapıyoruz. İşte onun bu hafta sonu oturumu, böyle masada oturacağız, konuşacağız, repertuar hazır. Bu sefer farklı bir cazi bir şey yapacağız. Yani hafif orada arabesk de olacak, o da olacak, bu da olacak, böyle türküler olacak. Peki konser vermeyeceksin mi? Veriyorum zaten, hep konser veriyorum. Ha. Zorlu'dayım ben genelde, hep Zorlu. Neresindesin Zorlu'nun? Tuşe'deyiz. Bir tane büyük ha. Tribute to Frank Sinatra bu. Geçen sene Lena da geldi. Hı. Büyük bir tribute yaptık işte. Zorlu büyük salon, full, sonra şey İzmir, Ankara, bayağı büyük. Siz hiç okumamışsınız. Bayağı bir basında yer aldı esasında bunlar. Aman şekerim. Geçen sene. Sonra da hep zaten sahnedeyiz. Hep bu sold konserle. Out.
Hep sold out. Bu konserle sold out musun? Bu konserle değil. Bu konser yanında bir sürü şeyler var. Şarkılar var. Daha yeni Metropolitan Museum'da konser verdim. Metropolitan Müzesi, evet, ve Amerika'da bazı özel geceler. Evet. Nasıl özel geceler? Bu Metropolitan'daki zaten konser de özel bir geceydi. Yani müthiş bir konser yaptık. İşte iki hafta önce bayağı basında yer aldık. Yani her yerde. İşte ilk Türk esasında Metropolitan'da sahne alan Türk ezgileriyle. Evet. Ya bütün işte Türk türküler, Yunus Emre'den İlahi falan, böyle acayip güzel bir konserdi. Hatta bugün de teşekkür mektubu aldım Metropolitan'da. Yani güzel işler yapıyoruz. Metropolitan'dan teşekkür. Tabii, aynen. Hmm. Şimdi gelmeden. Hmm. Evet. Böyle güzel işler oluyor yani. Peki, bir devam ediyor mu Tuşe'deki evet, programda? İşte geçen ay yaptık. Şimdi bu ay ben şeye giriyorum, albüme gireceğim. Ondan sonra önümüzdeki ay tekrar olacak. Nasıl ya, izlemeye sürü... geleceğiz ve sizin vaktiniz mi yok? Yani bu ay bir iki tane private event var. Özel bir şeyler var. Sesimin yorulmaması lazım çok fazla. Albüme giriyoruz ya. Böyle durumlar var. Ben de böyle biraz detaycı bir tipim. Nasıl, ben size haber vereceğim. Metropolitan'da evet, konser vermiş. Evet. Yani Tuşe'ye çıkabilirim. Okan'cığım sen istersen gel ama. Yok, yani ben albüme giriyorum. Şimdi yani... seninle sesimi yoramam. Ben size özel bir şey söyleyeyim. Yani vallahi cazın ya, en güzelliği sahnede kayıyoruz biz. Yani özgür ruh bir müzik caz. Gerçekten. Uçuşuyorsunuz. Uçuşuyoruz. Sahnede yani kayıyoruz deyince. Kayıyor, ne bileyim işte yani, o kayıyoruz. İşte neyse o. Yani uçuşuyoruz. Uçuşuyoruz. Evet, uçuşmak Türkçesi daha güzel olur. Aslında belki İngilizceden evet, tercüme edersek evet, sahnede kayılır kadar bir. Evet. Hani uçan halının üzerindeymiş evet, gibi. Evet, aynen öyle. Çok güzel kaydı. Çok güzel uçuştuk. Uçtuk. Çok güzel uçuştuk. Çok güzel uçuştuk. Böyle güzel bir enerjiyle bir şey yaptık yani. Hoştu. Bayağı. Ha, ne tatlısınız ya. Uçuşa yani, uçuşa ilerledik. Evet. Siz bir caz kulübü kadınısınız yani, evet, güzelliğiniz, edanız filan da o. Yok, çok ha? Ya çok bir belediye konserinde düşünemiyorum sizi. Vallahi her şekle giriyorum da. Her şekle. Öyle mesela değil canım. Mesela Edremit Belediyesi'nde böyle mesela ya, 2500 kişi toplanmış. Vallahi bir bence neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Yani bence onlar da dinlemeli ve şey yani. Ya ben bunu görmeli. Vallahi ben seviyorum şey, yani. Ben samimi o söylüyorum şey, ama. Karadenizliyim ben bu arada. Yani. Ne oldu, korktun yani mu? Hayır. Hayır ya, onu demek istemiyorum da hani ben her yerde, hatta ben menajerime diyorum ki ilk bu çıktığında Frank Sinatra, ya ben Trabzon'a gidip konser vermek istiyorum dedim. Dedi ki Esra, yani şimdi nasıl bilet falan satacağız? Olsun dedim, yapacağız. Bunu şimdi değil. Şimdi bu türkü ve işte bu benim albüm çıksın. Bir dakika. Bütün memleketi gezeceğim. Türküleri peki böyle bir caz yorum falan evet, mı? Evet evet, aynen öyle. Orada da öyle yaptık zaten. Metropolitan'da da bütün şarkılarımız Türkçeydi. Yani Türkçe ezgilerin hepsi Metropolitan'da uçuştu. Uçuştu. Kayıştı diyeceksin diye korktum. Hayır ama. Öğrendim. Akıl evet, fena değil aklım. Şey yapıyorum. Ondan evet, sonra ama uçuştu. Sizin böyle bir caz şeyiniz var. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu albüm kapağını çok beğenmedim. Ben şu öyle halinizi mi tercih ederim. Evet. Yani şimdi bir tane böyle. Zaten bir fotoğraflarda hiç iyi çıkmıyor. Bir defa böyle bir hepsi burnunuz yok. Öyle. Böyle bu başkasının burnu mu acaba? Bilmem. Belki o böyle hale geldi. Böyle değilsiniz. Evet. Mesela bakın ben, burada evet, burada da siyah. Şu andaki haliniz evet, gibi değil mesela. Değil mi? Bak. Benim fotoğraflarla ilgili bir sorunum oluyor arada. Ben, ha? Bence fena değil ama ya. Çok güzel. Peki bu not içinde minnettarım. Evet. Çok tatlısınız. Dinleyeceğim. Evet, dinleyin, yorumunuzu yazın. Nereye yazayım? Bana. Mektup, e-mail, mektup, her şey. Sevgili Esra Zeynep. Dinledim. Albümünü dinledim. Allah seni kahretmesin. Nereden çıkardın bunu? Yok, bayağı güzel yazılar oldu bu. Yani nereye siz yazıyorlar? Hiç... Nereye yazıyor? WhatsApp'tan size mi yazıyor? Hayır canım, güzel gazetede. Ya, gazete başka bir şey. Bir şey de var tabii mı? Tabii canım, bir var canım çok.
Zorlu Caz Festivali yaptım bu albümle. Geçen sene festivaller falan güzel bir sürü şey yapıyoruz. Hmm. Frank Sinatra'yı hakikaten sever misiniz? Evet, çok. Nesini seviyorsunuz adam? Yani Frank Sinatra bir kere şöyle ilk yola çıktım. Nesini çok seviyorum? Diksiyonu çok güzel. Tabii ki, kesin. Yani şarkı söylerken ben ona çok dikkat ediyorum. Kendimde de öyle dikkat ediyorum. Türkçe'de de, İngilizce'de de. Temiz söylemek, anlaşılır şarkı söylemek. Şimdi bu konuda çok önemli. Birincisi Nat King Cole, biraz daha eskisi. Artikülasyon ve telaffuz konusunda siyahi olmasına rağmen Amerikalılar çok saygı gösterdi. Bir Frank diğeri Sinatra de Frank Sinatra. Öyle. Yani Frank Sinatra'yı çocukluğumdan beri, yani ben çok müzikle iç içe büyüdüm. O yüzden Frank Sinatra'yı çok severim. Bir de cazda Ella Fitzgerald vardır. Evet. O da müthiştir. Esasında ikisi arasında dedim ki hani nasıl bir tribute, ama Ella'nın üstüne bir tribute yapsam, yani dünyadaki en güzel ses, beni dedim çiğnerler. En azından Frank Sinatra'yla, yani erkek ve kadını böyle karşıt yapayım, çarptırayım dedim. O daha güzel bir kombine olur dedim. Eşinize söyler misiniz şarkılar böyle? Vallahi artık yok, çok sıkılıyor onlar. Yani onlar sıkılıyor. Dediğiniz bir kişiden söz ediyorum. Evet, yani evet, bir kişi. Evet. Sıkılıyor çünkü ben devamlı söylediğim için evde de benim böyle küçük bir yani piyanom ya var, gitarım var. Ya eşiniz eve geldiğinde New York falan yok böyle şeyler. Hiç öyle şeyler yok. Peki. Hiç öyle şeyler yok. Ben olsam yaparım ben. Çünkü evde bir stüdyo var, zaten o stüdyoda devamlı yaşayan bir ses var. Artık adama fenalık geldi. Yok, evet. Yok, fenalık geldi. Yediğinize içtiğinize dikkat edin her zaman. Evet, tabii. Ben de korkuyorum bazen. Çok peki ciddi. Bir Fly Me to the Moon, nasıl söylüyorsunuz onu? Fly me to the moon, let me. Şarkınız gerisi neydi? Önemli. Tuncer nasıl devam ediyor? Ama bu çok normaldir. Çünkü sözleri unutur şarkıcılar, biliyorsun. Evet. Çünkü müziği duymadıkları zaman. En zorlu çocuk sor bir anda ya. Senin play ya. Among the Stars. Hayır yani sor şarkının sözünü sor. Let me play among the stars. Özür dilerim. Tüm saygımla kesiyorum. Evet. Herhangi bir Frank Sinatra biliyor musunuz? Evet. Nasıl bilmiyorsunuz? Yusuf kesinlikle bilmiyordur. Ama Gonzales olabilir. Murat biliyor olması lazım. Ha? Biliyorlardı. Ya biz çok büyük bir hata yaptık. Ben bunu ilk Esra Erol'u seyrettiğim zaman anladım. Bir rock orkestrasını yani Mojo'da filan çalan ve sadece blues ve rock'n'roll ve rock çok da seviyorum. Hard rock çalan adamları, bu konuda çok bilgili adamları alıp program orkestrası yaparsan, onlar da lütfedip kabul ederlerse o kastede diye. Ne sorsak diyorum ki Serdar Ortaç'tan diyorum şey var mı? O da yok. Karabiberim. Tamam. Vallahi yok, hiç duymadım diyorlar. İşte Frank Sinatra o kim hiç haberimiz yok filan. Yani. Ben onsuz da söyleyebilirim yani. Hiç benim için şey yok. Hayır, evet. Peki bir nota filan ihtiyacınız yok mu mesela? Bir mi filan? Onlar onu şey yapabiliyorlar. Yok. Notaları verebiliyoruz. Mesela şeyi nereden söylüyorsunuz? My Funny Valentine. Nerede? Hangi? Soldan söylüyorum. Bir sol alayım. My Funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. That you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay little Valentine, stay.
each day is Valentine's Day. Harikulade. Ya bir mikrofon istiyorum aslında. Ama bir de özür dilerim, mikrofonu çoktan arkadaşlarımın koşturması gerekiyordu. Evet, hiç önemli değil. Ben her şekilde. Özür dilerim siz söylerken. Ben her şekilde şarkı söylüyorum. Bir mikrofon geliyor mu? Mikrofon hani böyle topuz gibi, evet, bir şey var şu boyutta. Değil mi, öyle bir şey yok mu? Çocuk neyi ayarlıyorsun? Mikrofonu imal ediyoruz şu anda. Böyle arada, bir, evet, mikrofona benzer bir aparat yapmıyor. Bu arada yapmıyor. En zor şarkıyı sordunuz biliyor musunuz? En zor şarkı. En zor. Bir özellikle, de üstelik yani headsetinize evet, söylediniz. Söylediniz. Onun da farkına. Yani ben beni durmadan sırıtmak. Durmadan sırıtmak. Dünyanın en zor şeyi güzel bir kadın, evet, güzel, evet, bir caz şarkısı söylerken, evet, sürekli bakıp sırıtmak zorunda kalmak. Bu arada. Oraya takılı kaldım. Nota defteri. Solfej defteri var benim. Solfej defteri. Çok zor bir şey. Ama ben kocanızın sıkıntısını anlıyorum. Neden? Kolay bir şey değil. Abi sürekli, bu kadar zor şarkı seçmiyordun ama sen hakikaten en zorunu seçtin yani. Evet. My Way falan var mı? Yok, My Way yok ama. Orkestra da biliyor olabilir. My Way biliyorsun. My Way yok. Yok. Alayım. Bak, evet, My Way biliyor musun abi? Ben şimdi başka bir şey istediğim bir şeyi söyleyeyim. Bir de Türkçe mi söyleyeyim? Türkçe. Türkçe söylemeyeyim mi? Türkçe. Metropolitan'da Türkçe söyledim mesela full. Bir uzun ince söyleyebilirim. Uzun belki ince, bilirler. Uzun ince son olarak Sayın Binali Yıldırım söyledi. Biz onunla kapattık. Bir süre söylemeyeceğiz. Ama çok uzun cana yakındı, ince, çok başarılı. Evet. Evet, çok güzel anlıyoruz. Binali Bey'i, Binali Bey. Siz şimdi sizde sıra oldu. Tuba sesiyle geliyor. Açık mı? Evet. Ses gelir. Buyurun efendim. Ben şimdi bari ne söyleyeyim? Alice for the way you look. Sen biraz benim yerime girip sen sırıtır mısın? Alice for the only one to look and see. Sen V is very very oraya. Extraordinary. E is even more than anyone çok that you gerçekten ever can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart and please don't break it, love. What's best for me and you? L is for the way you look at me. Yine bana dönmedi. Benden şöyle olmayacak. V is very very extraordinary. E is even more. Çok zor bir şey yapıyor. Bir de evet, enstrümansız söylüyor. De, hadi bakayım, evet, yap sıkıysan. Yok. Peki, Türkçe ne söylüyorsunuz? Vallahi mesela her şeyi söylüyorum. Ama tabii ki bunu caz formlarına getiriyorsunuz. Evet. Her şeyi söylüyorum. Ama şu anda ben büyük mutluluk duydum, evet, ve hayran kaldık işin doğrusu. Bir de gelip evet, izlemek için. Ama albüme giriyor musunuz? Kaç yıl sonra tekrar sahneye çıkarsınız? Ses yorgunluğunuz ne zaman geçer yani, onun için soruyorum. Ses yorgunluğu. Ben böyle takık bir tipim yani. Mesela her gelmeden hep, mesela buraya gelmeden de neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Hemen bir sesimi falan açarım. Ha. Hep bu sesle ilgili, ama sesim yerinde olsun. Ve sen de bir hani ses maskede olsun, ses orada olsun, ses önde olsun. Böyle takıntılarım var. Evet. Yani. Bu programa biliyorsun yani, onun da etkisi var herhalde. Evet. Programa gelmeden önce işte şöyle düşünüyorduk, hı-hı, böyle şey yapıyorduk. Bir ara benimle röportaj yapmaya gelen insanlar böyle şeyler yazıyorlardı. Mesela, hı-hı, bebeğin tepelerine doğru tırmanıyoruz. Sanırsın şeye, dağa çıkıyor. Ondan sonra Okan Bayülgen'in evine yaklaşmıştım. Birazdan kapıyı çalacaktım. Kapıyı açacaktı. Acaba bornozla mı ya da Rob de Chambre'la mı olacaktı falan. Sabah kalkmış vaziyette kapıyı aç. Onu bile böyle bir abartarak hani. Ya bir o zaman bebekte bir apartman dairesinde oturuyor. Bebeğe doğru tırmanıyoruz. Sahildeyiz lan. Yani ama
öyle bir şey etki ama çok güzel bir program yaşadık beraber. Evet, ben de çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Yani şarkı şimdi eğer şimdi bu gece burada herhalde rahatladınız biraz söyleyerek. Sesiniz de fazla yorulmadı. Beyefendi evde bekliyor. Haklı, onu bu gecelik sabah kurtardık. Sizinle sabah gurur duyuyordur şaka bir yana. Vallahi yani. Duyuyor. Duyuyordur herhalde. Duymuyorsa duyuyordur. Zaten buradan da mesaj vermiş oluyoruz. Pekala. Hanımlar, beyler. Evet. Esra Zeynep Yücel şu anda raflarda. Dear Frank, çok iyi bir Frank Sinatra tribute'u tavsiye ediyoruz. Ve sizin filminiz. Fragmandan hakikaten etkilendim. Samimi söylüyorum. Bu fragmanı arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ben sizleri alkışlarken fragmanı tekrar gösterelim.